Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Bu çalışmamızda arkadaşlar Almanca duyma, dinleme, bu dinlemiş olduklarımızı görselleştirme ve ardından bunu yazıya aktarma çalışmasında e, tekrar birlikteyiz sizlerle. Bu çalışmamızda arkadaşlar kain Keine yapısını görüyor olacağız. Ben size kısaca bahsedeyim ne yapacağımızı. Cümleleri size okuyor olacağım arkadaşlar. Ve siz de bu cümleleri yazabiliyorsanız, yazacaksınız, yazamıyorsanız bunu zihninizde görselleştirmeye çalışacaksınız. Ve bunun ardından tahta başına geçtiğimizde bunun nasıl doğru yazıldığını hep birlikte inceliyor olacağız. Ve buna başlamadan önce şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Kain kaine çalışmasını daha önceden görmemiş olan arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler ki burada zorluk yaşamasınlar. Şimdi yapacağım şeyi söyleyeyim size arkadaşlar. E, dinamik bir şekilde cümleleri okuyor olacağım. Tabi bu cümleleri okurken arkadaşlar kain kaine yapılarını söylemeyeceğim. Ve siz de bunları doldurmaya çalışacaksınız ve e, öncelikle bunu dinamik bir şekilde okuduktan sonra birazcık daha yavaş bir şekilde e, okuyor olacağım ve o noktada siz bunu görselleştirmeye çalışacaksınız. Dediğim gibi yazabilen arkadaşlar da bunu kağıda kaleme alabilirlerse çok çok etkili olacaktır diye düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Das ist Bleistift. Das ist Bleistift. Das ist Lampe. Das ist Lampe. Das ist Buch. Das ist Buch. Das sind Bücher. Das sind Bücher. Das ist Bild. Das ist Bild. Das ist Tisch, das ist Tisch. Das ist Computer, das ist Computer. Das ist Foto, das ist Foto. Das ist Uhr, das ist Uhr. Das sind Stühle. Das sind Stühle. Şimdi hazırsanız arkadaşlar birazcık daha yavaşlayarak gidiyor olacağız. Fark ettiyseniz arkadaşlar burada belli başlı nesneler var ve biz bu nesneleri daha önceden görmüştük. Nerede görmüştük? Artikellerle ilgili olan dersimizde görmüştük. Çünkü bunların hepsi ilintili. Biz artikeli bildiğimiz noktadan itibaren neye geçiş yapabiliriz? ayn noktasına değil mi? Ayn aynı yapısına geçiş yapabiliriz. E dolayısıyla bunu da gene ayn aynı ile ilgili derslerde çok çok ayrıntılı şekilde görmüştük ve ayn aynı, aynı de ne oluyordu? Bir adet bir şeyden bahsettiğimizde ayn aynı demiş oluyorduk. Bu artikellere ee, paralel giden bir konu. Öyle değil mi? Ve bunun olumsuzluğunu kurduğumuzda ne oluyordu? Kayn-kayna yapısı. Bu sefer aynı aynı yapısıyla paralel gidiyordu. Öyle değil mi? Şimdi dilerseniz birazcık daha yavaş bir şekilde okuyor olacağım. Ve siz de dediğim gibi bu okumuş olduklarımı duymaya çalışın ve görselleştirmeye çalışın, anlamaya çalışın. Ve mümkünse eğer bunu yazmaya çalışın. Hazırsanız başlıyorum. Das ist Bleistift. Das ist Bleistift. Das ist Lampe. Das ist Lampe. Das ist Buch. Das ist Buch. Das sind Bücher. Das sind Bücher. Das ist Bild. Das ist Bild, das ist Tisch, das ist Tisch, das ist Computer, das ist Computer, das ist Foto, das ist Foto, das ist Uhr, das ist Uhr, das sind Stühle. Das sind Stühle. Evet yazdıysak arkadaşlar şimdi gelin sağlamasını yapalım. Doğru yazdık mı diye bir bakalım. Tahtada arkadaşlar az önceki okumuş olduğum cümleleri görüyoruz. Doğru halleriyle bakın hep birlikte bir inceleyelim. İlk cümlemizde ne var arkadaşlar? Das ist kein Bleistift. Der Bleistift ne demekti arkadaşlar? Kurşun kalem demekti. Şimdi bu bir kurşun kalem dediğimizde ne deriz arkadaşlar? Das ist ein Bleistift. Ve biz bunun olumsuzluğunu yaptığımızda ne yapıyorduk arkadaşlar? Kein kayna yapısını getiriyorduk. Dolayısıyla einin önüne K harfi geliyor. Dolayısıyla kein Bleistift dediğimizde bu bir kurşun kalem değildir dediğimizde das ist kein Bleistift demiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda, ikinci cümlede di Lampe, lamba demekti. Öyle değil mi? Şimdi di Lampe, bu bir lambadır dediğimizde ne deriz? Das ist eine Lampe. Bu bir lamba değildir derken Das ist keine Lampe demiş oluyoruz. Bakın bunların hepsi neyle ilintili? Artikellerle ilintili. Ben ne yapıyordum arkadaşlar? Der ve das için ein. Dolayısıyla olumsuz da kein. Die için ise ne oluyordu arkadaşlar? aynı olumsuz kayne şeklinde ele alınıyordu öyle değil mi? Şimdi üçüncü cümleye baktığımızda das buh kitap demek bu bir kitap değil derken das ist kein buh diyeceğim. Peki bu bir kitaptır derken ne yapacağım? Das ist ein buh diyeceğim. Dördüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar zint görüyoruz. Bakın burada zinti görüyoruz. İst yerine zint gelmiş. Dolayısıyla bu ne oluyor arkadaşlar? Çoğul anlama geliyor ve biz çoğullarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Hatırlayın. Çoğullarda di artikelini getirdiğimizden dolayı ne olacak bu olumsuzluk? keine şeklinde ele alınacak. E bu durumda bunlar kitaplar değillerdir gibi birebir çevirmiş oluyoruz. Ancak güzel Türkçede öyle demiyoruz. Ne diyoruz? Bunlar kitap değil demiş oluyoruz. Öyle değil mi? Ancak Almanca'da bunu çoğul olarak ele almamız gerektiğinden "Das sind keine Bücher" dememiz gerekiyor. Tabii şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu bir kitaplardır demeyiz öyle değil mi? Almanca'da da öyle. Dolayısıyla das sind eine Bücher demeyiz ne deriz? Das sind Bücher deriz. Onu da hatırlatmış olalım. Beşinci cümleye baktığımızda arkadaşlar das Bild. Evet bir Bücher bu arada neydi? Kitaplar demekti. Das Bild bu da neydi arkadaşlar? fotoğraf anlamına geliyor, fotoğraf resim anlamına geliyor. Şimdi bunun artikeli ne? Das. Dolayısıyla das olduğunda bir adet derken ne diyorduk? Ein Bild. Olumsuz yaptığımda bu e, yapıyı ne yapacağım? Kein Bild diyeceğim. Cümle içerisinde kullandığımda ise Das ist kein Bild. Yani bu bir resim değil demiş oluyorum. Der Tisch ne demekti arkadaşlar? masa. Bu bir masa dediğimde das ist ein Tisch diyorum. Bu bir masa değil derken das ist kein Tisch demem gerekiyor. Öyle değil mi? Yedinci örneğe baktığımızda der Computer anlaşılacağı üzere bilgisayar demek. Bunun da artikeli neydi arkadaşlar? Der Computer ve ben şimdi bu bir bilgisayardır dediğimde das ist ein Computer demem gerekiyor. Ancak burada olumsuzluk söz konusu olduğundan dolayı kain yapısını işin içerisine katacağım. E bu durumda ne olacak bu arkadaşlar? Das ist kein Computer şekline bürünecek. Sekizinci cümlemize baktığımızda arkadaşlar das Foto adı üstünde fotoğraf das ist ein Foto dediğimizde ne oluyor arkadaşlar? bu bir fotoğraftır demiş oluyorum. Olumsuz ne olacak bu? Kein Foto. Cümle içinde ise das ist kein Foto şeklinde yorumlanacak. Dokuzda arkadaşlar das ist keine Uhr cümlesini görüyoruz. Die Uhr neydi? Saat demekti. Bir tane saat derken ne deriz arkadaşlar? Eine Uhr saat değil derken keine Uhr dememiz gerekiyor. Öyle değil mi? Ve cümle içerisinde kullandığımızda ise das ist keine Uhr şekline bürünecek. Ve son örneğe baktığımızda biş tühle, der stuhl sandalye, iskemle sandalyeler, iskemleler diş tühle bakın bunlar iskemle değil derken ne yapıyorum? Çoğul olarak ele almam gerekiyor. Yani ne diyeceğim? Bunlar iskemleler değil. Bunlar sandalyeler değil. Tabii güzel Türkçe'de biz bunu tekil olarak ele alıyoruz. Ancak Almanca'da demek ki çoğul olarak ifade etmemiz gerekiyor. Bakın burada tıpkı az önceki örnekte olduğu gibi çoğullarda zint geliyor. Çoğullarda da ne oluyordu arkadaşlar? Di artikelinden yola çıkarak kayna yapısını elde ediyoruz. E bu durumda bunlar sandalye değil derken ne diyeceğiz? Das sind keine Stühle dememiz gerekiyor. Dilerseniz şöyle bir üstünden geçelim bu cümlelerini arkadaşlar. Demek ki das ist kein Bleistift. Bu bir e, neydi Bleistift? Der Bleistift. E, kurşun kalem. Söyleyemedim. Kurşun kalem. Der Bleistift. Die Lampe. Bu da lamba. Dolayısıyla bu bir lamba değil derken. Das ist keine Lampe. Das Buch. Kitap. Das ist kein Buch. Bu bir kitap değil. Das sind keine Bücher. Bunlar kitaplar değil mi? Çoğu olarak bunlar kitap değil demiş oluyoruz. Das ist kein Bild. Bu bir resim değil. Das ist kein Tisch. Bu bir masa değil. Das ist kein Computer. Bu bir bilgisayar değil. Das ist kein Foto. Bu bir fotoğraf değil. Das ist keine Uhr. Bu bir saat değil. Das sind keine Stühle. Bunlar sandalyeler değil demiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist kein Bleistift. Das ist kein Bleistift. Das ist keine Lampe. Das ist keine Lampe. Das ist kein Buch. Das ist kein Buch. Das sind keine Bücher. Das sind keine Bücher. Das ist kein Bild. Das ist kein Bild. Das ist kein Tisch. Das ist kein Tisch. Das ist kein Computer. Das ist kein Computer. Das ist kein Foto. Das ist kein Foto. Das ist keine Uhr. Das ist keine Uhr. Das sind keine Stühle. Das sind keine Stühle. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde kein keine konusunu tekrarlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.